Narin'le ilgili gelişmeleri izlemek üzere Ferit Demir'e bağlanıyoruz. Sıcak ve yeni bir gelişme var. Ferit Demir, sendeyiz, seni dinliyoruz. İsmail Küçükkaya, biliyorsunuz dün adliyeye getirilecekler mi getirilmeyecekler mi, burada bir bekleyiş oldu. Daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün için getirilecekleri belirtilmişti. Ancak az önce aldığımız bilgilerde 22 şüphelinin bugün sabah erken saat 5 sularında adliyeye getirildikleri, gizlice adliyeye getirildikleri ve arka kapıdan iç kısmı alınarak ifade işlemlerine başlandığı, bunun nedenini ise şüpheli sayısının fazla olması ve ifade işlemlerinin uzun süreceği gerekçesiyle sabah erken saat 05 sularında 22 şüpheli buraya getirildi ve 3 Cumhuriyet Savcısı, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ifade işlemlerine başladı ve şu anda ifadeler alınmaya başlandı. Aldığımız bilgilere göre dün kolluktaki ifade işlemleri ve çapraz sorgularının tamamlandığı, en son olarak anne ve Salim Güral'ın çocukları ile kardeşi Enes'in ifadesinin alındığı, bunların bilgisinin en son alındığı, ifadesinin alındığı ve daha sonra da ifade işlemlerinin bittikten sonra hastaneye götürüldüğü, hastanedeki alınan rapor, sağlık raporlarından sonra adliyenin arka kapısından içeriye götürüldükleri ve şu anda sorgu savcılığında, nöbetçi savcılıkta 3 Cumhuriyet Savcısı, 1 Cumhuriyet Başsavcısı eşliğinde ifade alma işlemlerine başlanıldığı öğrenildi İsmail Küçükkaya. Emir ve Hasan, buraya bu sıcak gelişmeyi anında aktardıkları için teşekkür ediyorum. Yeni gelişmelerde yeniden Feritlere bağlanacağız. Bu arada İsmail Saymaz da yolda, biraz sonra gelecek. Bugün Halk TV.com.tr'deki yazısı üzerinden bu konudaki gelişmeleri bizlere aktaracak. Ve